بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü selam. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Enfal suresiyle birlikteyiz. 39. ayette kalmıştık arkadaşlar. İnşallah oradan itibaren birkaç ayet okumaya çalışacağız. Rabbim güzel anlatmayı, güzel dinlemeyi ve hepsinden önemlisi de güzelce amel etmeyi Rabbimize bize lütfetsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Onlarla savaşın. Fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Eğer vazgeçerlerse فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah onların yaptıklarını görmektedir. وَاِنْ تَوَلَّوْا. Eğer onlar yüz çevirirse yani fitneye, baskıya son vermekten vazgeçerler, devam ederlerse baskıya, فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ. Bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. Sizin koruyucunuzdur. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ. O ne güzel Mevladır, ne güzel yardımcıdır, der Allah Teala. Bu savaşla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok net ifadelerden bir tanesi. Fakat buradaki ifadelerin Türkçe'ye çevrilmesi sırasında zaman zaman aşırılıklar, yani maksada aşan tercüme biçimleri ortaya çıktığı için bazen çok farklı anlaşılabiliyor. Hatta biraz radikalizmin prim yaptığı dönemlerde arkadaşlar hatırlarlar. Enfal 39. ayet slogan ayetlerden birisi. Yani evlerimizi süsleyen, fitne kalmayıncaya kadar, din Allah'ın oluncaya kadar savaşın şeklindeki ayet. Daha çok böyle duvarları süsleyen tabelalarla bize görevlerimizi hatırlatırcasına duran ayetlerden bir tanesiydi. Burada özellikle ayet-i kerimedeki anahtar kavram, anahtar terim fitne kelimesi. Bu kelimeyi çözmediğimiz sürece, yani doğru bir anlamını tespit etmediğimiz sürece Allah'ın bizden ne istediğini tespit etme imkanımız yok. Sadece biz bir şey düşünürüz, bunu Allah'a mal ederiz. Allah bizden şunu istiyor deriz. Öyle inanmaya devam ederiz. Kavramı oturtmadığımız zaman. Doğrusu Türkiye Müslümanları olarak, dünya Müslümanları tabii ki öyle de, Türkiye Müslümanları olarak bizim din konusunda en çok çektiğimiz şey de budur. Kavramların anlamlarını oturtup oturtmama meselesidir. Bununla ilgili aşırılıklar ya da ifrat ve tefrit diyebileceğimiz olması gerekenden daha fazla ya da olması gerekenden daha az bir anlam yükleme çabalarının temelinde de bu var. Kavramların yerli yerine oturtulamaması. Kavramları oturturken tabii ki ilk dönem sözlükler, Arapça sözlükler bize eşit tutar. Ama bir o kadar da göz ardı etmememiz gereken bir şey, İlk muhatapların, Hazreti Peygamber'in başta olmak üzere ashabının bu kelimelere, bu kavramlara nasıl anlamlar yüklediğini tespit etmek gerekir. Yani Peygamber'in de bir kavramı, Araplarda kullanılmakta olan bir kavramı yeniden tanımlama gibi bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var. Yani bir kelimeyi Araplar, Arap şiirlerinde, edebiyat parçalarında kullanıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi onların kullandığından çok farklı bir anlamda kullanıyor. Bu kullanım da peygamberin ya da ashabının tespitiyle mümkündür. Bunu dikkate almadığınız zaman açarsınız sözlüklerde şöyle bir anlam var, şurada böyle bir anlam var diyerek verdiğiniz anlamlar Kur'an-ı Kerim'in bir başka şekli tahrifidir. Bir başka şekliyle Kur'an-ı Kerim'in
aslında anlamsızlaştırılmasından ibarettir. Günümüzde çokça yapılan şeylerden bir tanesi bu. Kelimelerle oynama. Yani yapacağım o değil tabii ki. Hem lügat anlamı itibariyle hem de Hazreti Peygamber'in ayetlere yüklediği anlam, kavramlara yüklediği anlam itibariyle ne demek istediğini anlamaya çalışacağız. Şimdi bakın bu fitne kelimesi daha önce de mesela 25. ayet kelimede, bu surenin 25. ayet kelimesinde o derslerde bulunan arkadaşlar hatırlarlar. Şöyle bir şey söylemişti Allah Teala. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًّا وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Öyle bir fitneden, tırnak içinde kullanıyorum fitneyi, öyle bir fitneden sakının ki bu fitne içinizden sadece zulmedenlere gelmez. Zalimlerle birlikte zalimlerin zulmüne seyirci olanları da etkileyecek bir fitneden sakının. Buradaki fitne elbette bela, musibet, ceza, Allah'ın gazabı anlamına geldiği açık seçiktir, nettir. Sakınılması gereken bir fitne. Ama aynı surenin, bu okuduğumuz surenin devamında mesela bu ayetten 3 ayet sonra 28. ayette bu kez dedi ki Allah وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Türkçe'de fitnenin fesatla birlikte kullanıldığını biliyoruz. Bunun alakası yok. Burada da fitne elbette imtihan anlamındadır. Sınama anlamındadır. Buna siz baskı derseniz çocuklar ve mallar baskıdır denmez. Çocuklar ve mallar beladır denmez, musibettir denmez. Çocuklar ve mallar işte küfürdür, zulümdür, günahtır da denmez. Bunun bir tek anlamı var, o da imtihandır. Yine devam ediyoruz. Geldiğimiz bu 39. ayet kelime bu sefer savaşın nihai hedefi olarak kullanılan bir terim karşımıza çıkıyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Fitne kalmayıncaya kadar savaşınız. Herhalde buradaki fitne imtihan değil. İmtihan kalmayıncaya kadar savaşın diye bir şey olmaz. Ya da bela musibet kalmayıncaya kadar savaşın denmez. Burada iki şık arasında gidip geliyoruz. Yani biz değil tabii, bu ayeti anlamaya çalışan Müslümanlar olarak genelde böyle bir problem var. Buradaki fitne eşittir küfür dediniz mi? Fitne eşittir şirk, küfür dediniz mi? Ayetin anlamı şu olur. Savaşın nihai amacı şu olur. Yeryüzünde küfür kalmayıncaya kadar savaşın olur. Yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar savaşın olur. İkinci bir anlam o zaman. Bunun dışında ne olabilir? Bu fitne burada baskı, zulüm, din önündeki engeller, Müslümanların önündeki engeller anlamında. Bu şekilde anlaşıldığı zaman, o zaman nasıl anlaşılır? Baskı kalmayıncaya kadar, zulüm kalmayıncaya kadar savaşın gibi bir anlam çıkar. Doğrusu bu dediğim son iki anlamdan birincisi, Kur'an-ı Kerim'i ideolojik okuma dediğimiz, Kur'an'ı ideolojik amaçlarına, siyasi emellerine alet etmek isteyenler için bir tercüme biçimidir. Fitne kelimesine burada şirk anlamı verdiğiniz zaman, küfür anlamı verdiğiniz zaman, Allah Teala bu ayet-i kerimeyle Müslümanların önüne bir hedef koyuyor. Diyor ki, küfür kalmayıncaya kadar savaşın. Savaşın biteceği nokta neresidir? Küfrün kalmamasıdır. Küfrün tamamen temizlenmesidir. Doğrusu, böyle bir amaç ne Allah'ın kitabında, kitabın bir bütün olarak ele alınması durumunda, ne Allah'ın kitabında böyle bir amaç var, ne Allah Resulü'nün hayatında. Kitabın amacında böyle bir amaç yok, savaşın böyle bir amacı yok diyorum. Çünkü arkasından eğer vazgeçerlerse, neden vazgeçerlerse, fitneden vazgeçerlerse. Fitneden vazgeçmek, baskıdan vazgeçmektir, küfürden vazgeçmek değil. Yani o değilse şöyle denildi, Müslüman olurlarsa, teslim olurlarsa savaş bitirin anlamına gelebilir, öyle değil. Buradaki ifade, fitneden, baskıdan vazgeçerlerse eğer, siz de vazgeçeceksiniz, savaşın sona erdirilmesi için bir kritik noktadır bu. Onların baskıya son vermesi. Kur'an-ı Kerim içerisinde de, Hazreti Peygamber'in hayatında da savaşın nihai amacının küfür olmadığını söyledi. Çünkü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethini bile baz alın. Mekke'nin fethinde yani
Neticede küfrün belinin kırılması açısından belki en önemli savaşlardan bir tanesi ya da fetihlerden bir tanesiydi bu. Mekke'nin fethinde sahiden Hazreti Peygamber Mekkelilerin Müslüman olmasını mı şart koştu savaşın bitmesi için? Yoksa İslam ve Müslümanlar üzerindeki baskıların bitmesini mi şart koştu? Bildiğimiz kadarıyla Mekke'nin fethiyle birlikte insanların kendi dinlerinde kalmaya devam etme özgürlüğü vardı. İnsanların Müslüman olmadan da kalabileceklerine dair bir özgürlük alanı oluşturuldu. Dolayısıyla illa da Müslüman olacaksınız ya kılıç ya din ya Müslüman olmak diye bir tercih söz konusu olmamıştı. Savaşın nihai amacının bu olması demek Müslümanların kılıcı ya da silahı elinden hiç bırakmaması anlamına gelir. Böyle bir şey de olmaz çünkü dünya kurulalıdan beri dünya nüfusu, insanlık nüfusu içerisinde oran itibariyle Müslümanların çoğunluk olduğu dönemler yok denecek kadar. Müslümanların sayısal anlamda çoğunluk teşkil ettikleri dönemler yok denecek kadar. Geçmiş tarihin tüm verilerini bilmediğim için böyle konuşuyorum. Değilse normal elimizde böyle bir veri yok. Kur'an baştan sona insanların çoğunun akletmediğini, çoğunun bilmediğini, çoğunun iman etmediğini, çoğunun şirk koştuğunu hep sürekli çoğunun fasık ve yoldan çıkmış olduğunu ifade eder. Bunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bu ifade hatta la tekune fitnetun ifadesi din üzerinde baskı kalmayıncaya kadar savaşın anlamına gelir. Ve yekune dinu kulluhu lillah ifadesi din tamamen Allah'ın oluncaya kadar ifadesi de zannetmeyin ki herkes Müslüman oluncaya kadar genel anlamda bir din terimi kullanıyor. Yani bunun anlamı da şu. Allah'ın iyisini bilir, bilebildiğim kadarıyla. Herkes özgür olarak, dinini yaşayabilecek bir ortam buluncaya kadar demektir. Herkes. Bu birilerinin Müslüman olmasını zorlamak anlamına değil. Böyle bir savaş amacı da olmaz zaten. Müslüman olmasını sağlayıncaya kadar değil, herkes kendi dinini özgürce yaşayacak bir ortam buluncaya kadar. Bunun adı şu arkadaşlar, bu söylediğim şeylerin her birisi belli bir ayete ve hadise dayanan şeyler. Bunu söylediğim şey şu, başkaları bile, başka din mensupları bile Müslümanların onlara tanımış olduğu özgürlük ortamında dinlerini yaşamak durumundadırlar. Bunu Allah Teala Müslümanlara bir görev olarak veriyor. Bakın tersine Allah Teala müsaade etmiyor. Yani bu dinin ve bu din mensuplarının, İslam ve Müslümanların başkalarının boyunduruğu altında varlıklarını devam ettirmesini istemiyor Allah Teala. Tam tersini istiyor. Çünkü kimse böyle bir garanti vermiyor Müslümanlara. Hiçbir din ve din mensubu. Ama bu din ve bu dine gerçekten inanan ve yanlış değil, doğru bir şekilde inanan Müslümanlar başka inanç mensuplarını da kendi egemenlikleri altında kendi dinlerini yaşama özgürlüklerini tanırlar. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde şu ifade geçer. Biri Tevbe, biri Fetih, biri Saf suresi olmak üzere. Huvellezî arsele rasûlehu bilhuda ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kulli. Allah bu dini bir hakikat olarak, bir gerçek olarak gönderdi. Peygamberi de bu dinle birlikte gönderdi. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Bütün dinler üzerinde hakim olsun diye. Bu dinin, başka din mensuplarının egemenlikleri altında mahkum bir durumda olmasını Allah istemiyor zaten. Bu ayrı bir konu bakın. Yani dinin hakim olması, mahkum olmaması ayrı bir konudur. İnsanların Müslüman olması için savaştırılması ayrı bir konudur. İkincisi yok ama birincisi Kur'an'ın hedefidir. Başka din mensupları bile İslam'ın ya da Müslümanların bu özgürlük tanıyan, adalet öngören bu anlayışının egemenliği altında dinlerini yaşayabileceklerini garanti eder. Onun için burada herkes kendi dinini yaşayabileceği bir ortam buluncaya kadar bu özgürlüğü Müslümanlara sağlayacak. Allah bunu Müslümanlara veriyor. Yoksa din Allah'ın oluncaya kadar demek, herkes Müslüman oluncaya kadar anlamına gelmiyor. Burada buna benzer bir ayet-i kerime sadece küçük bir kelime farkıyla geçer. O da Bakara suresinde 193. ayet kelimeden. Ve yekûne dînü kulluhu lillah geçer burada. Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Orada kulluh ifadesi yok.
ve yekûne dînü lillah şeklinde geçer. Her iki ayetin de ortak noktası bu hedefi belirledikten sonra orada da diyor ki fe inin tehav fela udvane illa alel zalimin. Eğer vazgeçerlerse zalimlerden başkasına saldırmak yok. Vazgeçerlerse. Saldırıdan, baskıdan vazgeçerlerse zalimlerin dışında kimseye saldırma imkanı yok. Burada da aynı şey. Eğer vazgeçerlerse bilin ki Allah onların yaptıklarından haberdardır, onları görmektedir. Yani bu artık sizin göreviniz değil anlamına gelir. Burada özellikle bu Müslümanlara Allah Teala'nın öngörmüş olduğu bu hedef ile ilgili olarak zaman zaman çelişkili gibi görünen bazı uygulamalar da var. Çelişki değil aslında ama çelişki gibi hem takdim ediliyor hem de öyle zannediliyor. Mesela Hazreti Peygamber'in söylediği bir söz. Diyor ki ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın elçisi olduğuma inanıncaya kadar, namazı kılıncaya kadar, zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla bulundum. Bu hadisi öncesini ve sonrasını dikkate almadan ortaya koyduğumuz zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam tam anlamıyla bir savaş peygamberi, başka bir şeyden anlamayan bir peygamber oldu. Yani işi gücü insanlar kılıç korkusuyla Müslüman yapacak. Böyle bir rol üstlenmiş oluyor. Halbuki bu hadisin hem devamındaki rivayet hem de Hazreti Peygamber'in hayatı böyle öngörmüyor. Çünkü insanların Allah'a iman edip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşma diye söylediği şey peygamberin savaş şartlarının oluştuğu durumlarla alakalı. Yani savaşla alakalı şartlar oluşmuş. Nedir o şartlar? İslam'a ve Müslümanlara baskı kurmak. İslam'a ve Müslümanlara hayat hakkı tanımamak. Neresi olursa olsun bu bir savaş nedenidir. Böyle bir savaş nedenin, meşru bir savaş nedeninin oluştuğu bir zeminde Hazreti Peygamber son kez onlara hatırlatır. İlla da savaşmak zorunda değiliz. Müslüman olursanız, bunu izhar ederseniz savaştan vazgeçeriz anlamında söylediği bir cümle. Savaş şarttan oluştu. Artık savaştan başka çarenin kalmadığı, çözümün tükendiği bir noktada peygamberin yeniden hatırlattığı bir ilkedir bu. Yoksa baştan itibaren barış döneminde ortaya konan bir ilke değil, bunu böyle bilelim. Hatta bu hadisin devamında genelde görünmeyen bir şey var. Gâşiye suresinin son ayetlerinden birisi olan şu ayeti de peşinden Hazreti Peygamber okur. Leste aleyhim bi musayyitir. Sen onlar üzerinde zorlayıcı değilsin. Bakın hem o sözü söylüyor hem de bu hadisi söylüyor. Sen onlar üzerinde zorlayıcı değilsin. Ne demek bu? Onları zorla imana getirme gibi görevin yok. Yapamazsın da zaten. Onun için Hazreti Peygamber'in bu hadisi genelde yanlış anlaşılıyor. İkinci bir şey, cizye konusu. Mesela insanların cizye vermeye zorlanması. Bu sureden sonra gelecek olan, Enfal'den sonra gelecek olan Tevbe suresi 29. ayet. O ayet-i kerimede bu ilkeyi Müslümanlara, kıyamete kadar da gelecek olan Müslümanlara bir evrensel ilke olarak var. Der ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyen, Allah'ın dinini din olarak kabul etmeyen ehli kitapla, Hristiyan ve Yahudilerle savaşın ne zamana kadar? Kendi elleriyle cizyelerini verip boyunduruk altında kalmayı kabul edinceye kadar. Bu ne? Aynı şey. Allah Teala, peygamberin hayatında da hiç görülmemiş bir şey bu aslında söylenen ya da iddia edilen şey. Allah Teala şunu yapmıyor. Yani savaşma karar verin, cizye verince vazgeçin. Sanki böyle para için, ganimet için bir savaş tablosu ortaya çıkıyor. Bu böyle değil. Savaş şartları oluşmuş ama buna rağmen önlerine konan seçenektir bu. Vazgeçebilirsiniz ama biz savaşmaya geldik. Müslümanların gücünü kabul edin. İslam'ın otoritesini kabul edin. Müslümanlara ve İslam'a baskı kurmayın kendi ülkenizde. Bunu ortaya koyalım. Bu anlamda da cizye verirseniz bundan da vazgeçeriz anlamında yeni bir çözüm teklifidir bu. Başlanan savaş şartlarının oluştuğu bir ortamda yeniden konuyu hatırlatma yönelik bir gerçektir. Yoksa genel anlamda barış ortamını bozacak bir adım değildir yani. Cizye verme konusu. Mesela para meselesi değil. Savaştan vazgeçebilirler. Baskıyı sonlandırmak şartıyla. Ezanı dinleyelim inşallah. Devam edelim.
sağ olsun. Bu konuyla alakalı arkadaşlar, bu İslam'ın savaşla alakalı ortaya koyduğu hedefle ilgili Kur'an'ın bütünlüğü, hatta daha doğru bir tanımlama yaparsak ayet bütünlüğü, sure bütünlüğü, son tahlilde Kur'an bütünlüğü dikkate alınmadan doğru bir sonuca ulaşma imkanı yok. Bir ayet üzerinden dinin konuyla alakalı, sadece bununla alakalı değil, özellikle bu ama genelde bütün konularla alakalı, sadece bir ayet ya da hatta bir ayetin bazen bir ifadesinden hareketle bir sonuç, doğru bir tespit yapma imkanı yok. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de buna dair ortaya konan anlayış, zaten başkasını din adına zorlama imkanımızı elimizden alır. Hatta Allah bile tebliğin ya da davetin yapıldığı, normal barış ortamlarında bile yapıldığı bir dönemde bile Allah insanların yaratıcı olmasına rağmen kendisi bunu söyler. İnsanların kendisini inkar etme özgürlüklerini tanır. Hatta bütün peygamberlere bu konuda zorlayıcı olmamaları konusunda da tavsiye ve emirlerde bulunur. Yani Allah bile Allah'ken kendisinin inkar edilmesini, kendisine küfredilmesini özgürlük olarak bırakıyor. Sadece sessiz kalınmayacak, seyirci kalınmayacak tavır, sadece sessiz ve seyirci kalınmayacak tavır, İslam'a ve Müslümanlara yapılan baskıdır. Onun dışında hiçbir şekilde bu anlamda bir zorlama yetkisi ne peygambere ne de Müslümanlara vermiştir. Bu bağlamda baktığınız zaman, mesela Hac suresinde Müslümanların mescitlerinin yanı sıra diğer din mensuplarının mabetlerinin bile korunmasını dinin nihai hedeflerinden birisi olarak tanıtır. Hac suresi 40. ayet. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَلَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ. Bu dört kavram, mesacit, tamam mescitleri anladık. Diğerleri peki? Havralar, kiliseler, manastırlar yıkılmasın diye Allah savaşı farz kılmıştır. Bakın bunlar yıkılmasın. Eğer Allah savaşı, cihadı, Allah yolunda cihadı farz kılmasaydı bunların tümü yıkılacaktı. Müslümanların cihadı da bunların ayakta kalmasının garantisidir. O yüzden İslam'ın ilk dönemlerinde yapılan fetih hareketlerinde gidilen bölgedeki başka inanç mensuplarının mabetlerine karışılmamıştır. Eğer savaşın hedefi toplumun tümünü Müslüman yapmak idiyse kiliselerini havradan tarumar edeceksiniz. Orada kimseye de hayata tanımayacağız. Yok böyle bir örnek. Bu örnek sonraki Müslümanların döneminde olabilir. O İslam'dan bahsediyorum. Ben Müslümanlardan bahsetmiyorum. Müslümanların tarihi İslam'ın tarihi değil çünkü. Müslümanların tarihi başkadır. O açıdan İslam'ı İslam olarak anlamaya çalışalım. Yoksa Müslümanların hal ve hareketleri üzerinden din tanımlamaya kalkarsak olacağı mevcut durumdur. Onun için Kur'an'ı bir bütün olarak dikkate almak durumundayız. Kavramları doğru oturtmak zorundayız. Ayaküstü bir kelime, bir sözlükten bir anlam vermek suretiyle Allah böyle bir hedef koymuş. Daha ne? Çünkü biz böyle birbirimizi vuruyoruz. Yaşadığımız toplumda 3-5 tane ayeti cebine koyan adeta mermi cebine koymuş gibi atış yapıyor, Müslümanlara yapıyor. Yani acaba bu dünyayı nasıl ıslah ederimle alakalı ayetler yok kimsenin cebinde. Ama birilerini vurmak adına, birilerini devre dışı bırakmak adına epey ayet taşınıyor. Bu anlamda söylüyorum. Hatta çok ilginçtir. Mesela genelde tefsir kaynaklarında ayetü seyf diye geçer. Kılıç ayeti. Ayetü seyf. Tercümesi kılıç ayeti. Bu niye böyle? Tevbe suresinin 5. ayet. Allah nasip ederse. Daha sonraki zamanlarda belki okuyacağız. Tevbe suresi 5. ayeti. Kılıç ayeti diye geçer tefsir literatüründe. Ve bu ayetle arkadaşlar 124 tane ayet nesk edilmiş. Nesk edilmiş olduğunu Allah söylemiyor. Peygamber söylemiyor. Ya kaynaklar söylüyor. Yani kendi başımıza, kendi tabiri caizse başımıza iş açmışız. Bakın başkaları değil. Dışarıdan insanlar bunu oluşturmadı. Bu dinin yayılması için çaba gösteren ilim ehli bunu oluşturdu. Suçlamak adına değil, işin nereye varacağını tespit için dikkat çekici bir şey. Şimdi seyf ayeti nedir? Kılıç ayeti denilen şey,
Tevbe suresinin 5. ayeti. Ya Tevbe suresinin 4 tane ayeti niye yok? Bunu alıyor şimdi sırf seyf ayeti dedi şu. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın tutun. Göz açtırmayın. Ayet böyle devam ediyor. Bu ayet 124 tane ayeti neshetmiş. Hangi ayetleri? Onlardan yüz çevir. Onlara aldırma. Onlardan vazgeç. Senin dinin sana, benim dinim bana gibi ifadelerin tamamını neshetmiştir. Kim diyor? Birileri diyor. Arkasından tabii niye böyle oluyoruz diye soruyoruz kendimize. İşte neden böyle oluyoruz cevabı bu. Çünkü Allah Teala ne demiş? Bulduğunuz yerde öldürme. Ben de öldürüyorum diyor zaten. Peki diğer ayetler ne oldu? Diğer ayette 124 tane ayet hiç yok. Oysa bu ayetin neskedildiğini söyleyen müfessir de eline silahını alıp daha çıkmış değil aslında. Bunu söyleyen de oturuyor ve bunu söyleyen de zaman zaman senin dinin sana, benim dinim bana diyor. Ama kitaba yansıyan bilgiyi birileri okuyor, arkasından işte mevcut durum ortaya çıkıyor. Onun için burada özellikle ayetleri bir bütün halde. Çünkü Tevbe suresinin ayeti doğrudur. Fakat anlaşma yapan, sözleşme yapan bir takım insanlarla alakalı, sözleşmeyi bozan insanlarla alakalı Allah'ın kesin emridir. Onları bulduğunuz yerde öldürün çünkü anlaşma bozmuşlar, ihanet etmişler, arkadan hançerlemişler. Onlara müsamaha gösterilmez, onlara göz açtırılmaz çünkü onların suçu küfür değil, onların suçu ihanet suçudur. Hiçbir toplumda kendisine ihanet edeni herhalde affetmez o anlamda. İslam da bunu affettirmiyor. Onun için burada özellikle ayetleri doğru anlamak gerekir dememin nedeni bu. Şimdi aynı konuyla ilgili mesela temel ilkeler vardır. Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetler. Aynı konudan bahseden Mümtehine imtihan konusunun ele alındığı bir sure. Orada aslında uluslararası ilişkilerin, daha doğru bir tabir kullanayım isterseniz, Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkilerinin hangi çerçevede olması gerektiğine dair ilkelerle diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah size din konusunda sizinle savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kişilere iyilik yapmanızı yasaklamamıştır. Cümle bu. Sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı yasaklamamıştır. Böyle bir suçu yoksa onlara iyilik yapın, bu normal. 9. ayet Mümtehine'de bu sefer diyor ki Allah kime iyilik yapmanızı yasaklamış biliyor musunuz? Din konusunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ya da yurtlarınızdan çıkarılmaya yardımcı olan, fiili destek veren, yapmamış ama destek vermiş. Bu üç kesime Allah iyi davranmanızı yasaklamıştır. Bu uluslararası ilişkilerin temel ilkeleridir Kur'an-ı Kerim'de. Onun için de dinde zorlama yoktur demiş ama bu genelde eksik anlaşılan bir tarafı var. Aslında dinde zorlama yoktur demek tek taraflı değil. Bunu doğru anlamaya çalışalım. Yani bir Müslüman başkasını imanı ya da İslam'ı kabule zorlamayacak anlamına geliyor. Bildiğiniz taraf ama eksik kalan taraf da şu. Aynı ayet bir de şunu anlatır. Başkasının da beni dinimden uzaklaştırmaya zorlayamayacağını anlatır. Yani benim ona direnmemi de anlatır. Eksik anlamayalım. Yani ben başkasını Müslüman yapmak için zorlamayacağım ama başkası da benim inancım üzerinde baskı kuramayacak. Kurarsa bu ayet bunu da reddeder. Bana bir hak vermiş olur. Ayetin bir yapısı da budur. O yüzden İslam'ı bir bütün olarak değerlendirmediğimiz zaman İslam savaş dinidir, tamamen savaştan yanadır diyenler ne kadar yanlışsa İslam tamamen barış dinidir, barıştan yanadır diyenler de bir o kadar yanlış. Bir o kadar yanlış. Yani İslam'ı savaş dini olarak takdim edenler de kötülüyor İslam'ı. İslam'ı barış dini olarak niteleyenler de İslam'ı kötülüyor. Anlatabiliyor muyum? Elmalı'nın çok güzel ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Elmalı'nın bazen böyle enteresan çıkışları var. Diyor ki İslam'ın kılıca dayandığını, İslam'ın savaş yapmaya dayandığını söyleyenler diyorlar ki ya Müslümanlık ne kötü şey. Çünkü silahı emrediyor, kılıcı emrediyor. Bunu diyenler bunu diyor. Bir de diğerleri de Müslümanlık ne güzel şey. Çünkü silahın bırakılmasını emrediyor. Bu da iyi demesinin nedeni bu. Silahı bırakmayı emrettiği için iyi.
Öbürü de silahı elinize alın dediği için kötü. Her iki görüş nerede birleşiyor biliyor musun? Her iki görüş de Müslümanların silahını bırakmasına neden oluyor. Çünkü kötülendik, biz öyle değiliz deyip silah bırakıyor. Öbürü de zaten İslam ne güzel şey, İslam zaten silahtan hiç bahsetmiyor, o da bunun için bırakıyor. Her iki görüşün Müslümanları getirdiği nokta tabiri caizse iyiliş edilmiş durumda. Yani kimse suya sabuna dokunmayan bir din anlayışı, suya sabuna dokunmayan bir Müslümanlık anlayışı. Bu doğru değil. Onun için bunu da yanına koymak lazım. Yani evet İslam savaşı Müslüman yapmak için insanların dinlerini değiştirmek için meşru kılmamıştır. Ama İslam Müslümanın da boyunduruk altında kalmasına müsaade etmemiştir. Hatta dikkat edin. Mesela ehli kitapla evlilikle tek taraflı bir evliliğe meşruiyet getirmiştir. Tek taraflı bir evliliğe meşruiyet getirmiştir. Maide suresinin 5. ayetinde. O da tek taraflı dediğim şu. Müslüman bir erkek, Yahudi ve Hristiyan bir kadınla. O kadının iffetli olması, o kadının gizli dost edinmemesi, o kadının hayalı olması şartıyla bir evliliğe müsaade edilmiştir. Müslüman erkek, Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebilir. Neden Müslüman bir kadın, Yahudi ve Hristiyan bir erkekle evlenemez? Çünkü Müslüman, Yahudi ve Hristiyan hakimiyeti altında olmaz. Çünkü İslam ailede aile reisliğini erkeğe vermiştir. Evlilikte erkek egemendir. Erkek yani dediğin dediktir anlamda değil. Ailenin reisi erkektir. Müslüman bir erkek aile reisi olarak Yahudi ve Hristiyan bir kadına tahakküm eder. Çünkü Yahudi ve Hristiyan bir kadın bile kendi inancını Müslüman bir erkeğin hakimiyeti altında devam ettirir. Niye devam ettirir? Zaten Musa'yı ve Tevrat'ı, İncil'i ve İsa'yı kabul etmeyene Müslüman denmez ki. O kadın ya bunlardan birini ya birini kabul ediyor değil mi? Dolayısıyla bu garantidir. Ama tersi var mı? Yani bir Yahudi erkek, bir Müslüman kadının Muhammed veya Kur'an'la alakalı inancını ne kadar kabul edebilir? Garantisi yoktur. Bireysel anlamda çıkış olabilir ama din anlamında söylüyorum. Bu dinin böyle bir garantisi var bu anlamda. O yüzden hakimiyet açısından Müslümanların evet yani söz sahibi olması gerekir. Kendilerinin başkalarının başka inanç mensuplarının egemenliği altında kalmamaları gerekir. Fakat onlara baskı kurmak anlamına da gelmiyor. Bunu hatırlatmış oluyoruz. Bu ayeti tekrar söyleyeyim. Baskı kalmayıncaya kadar herkesin de kendi inancını kendi özgürlük alanı içerisinde yaşaması imkanı buluncaya kadar savaşınız gerekirse ve eğer vazgeçerlerse bu baskıdan vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Bilin ki Allah onların yaptıklarını biliyor. Çünkü vazgeçer, baskıdan vazgeçer acaba niyeti nedir diye sorgulamayın. Allah onun bu ifade ilginçtir. Yani onların yaptıklarını biliyor demek, onların yaptıklarını görüyor demek. Siz her şeyi tespit edemezsiniz. Yani şunu söyleme imkanınız yok. Ya beni kandırıyorsa, ya numara yapıyorsa, ya öyle değilse falan, ya peşine düşmeyin. Zahir olarak böyleyse böyle devam edeceksin. Bilemezsin kalbindekini. Savaş ortamında öldürülen, savaş ortamında ben Müslümanım dediği halde öldürülenlerin diyetini ödedi Peygamber Aleyhisselam. Ya savaş ortamında ben Müslümanım dendiği zaman hangimiz itibar eder? Kılıcını çekmişse veya tehditten bahsede ben Müslüman olurum. Öldüremezsin dedi. Öldürürsen katilsin. Diyet ödemek zorundasın. Bakın bu özgürlüğü tanı. O anlamda vazgeçerler, siz de vazgeçin. Ya Allah daha iyi bilir, siz bilemezsin onun kalbinde ne var, hangi niyetle yaptı. Onu bilmek zorunda değilse o sizin işinizde değil nitekim. Eğer vazgeçerlerse bilin ki sizin Mevlanız Allah'tır. O rüzgünüz Allah'tır. O en güzel vekildir. En güzel Mevla'dır, koruyucudur ve en güzel yardımcıdır. Allah'a tevekkül etmeniz lazım. Zahire göre amel ettikten sonra. Ayet 41. Ve'lemu bilin ki ennemâ ganimtum min şeyin. Ganimet olarak elde ettiğiniz herhangi bir şey ya da her şey. Taksimatı şu. فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ Bu elde ettiğiniz ganimetin, savaş sonucu elde edilen ganimetin beşte biri Allah'ın ve Resulünün. وَلِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَانَ وَالْمَسَاكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ Bu beşte bir aynı zamanda yakınların, akrabaların, yetimlerin, miskinlerin toplumdaki yolda kalmışların, evsiz baksızların hakkıdır. İn kuntum amantum billahi. Eğer Allah'a iman ediyorsanız ve ma enzelna ala abdina yevmel furkani yevmel takal cem'ani. Furkan günü
iki grubun, iki cemaatin birleştiği o Furkan gününde kulumuza indirdiğimize ve de Allah'a iman ediyorsanız taksimatı böyle yapacaksınız. Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeye güç yetirendir. Aynı zamanda Allah her şeye ölçü verendir. Allah her şeye ölçü verendir. Şimdi bu ayet-i kerime ganimetle alakalı, Müslümanların sahip olacağı ganimetle alakalı bir ilkeyi anlatıyor. Biliyorsunuz bu surenin adı Enfal suresi. Surenin girişine burada olmayan arkadaşlara tekrar hatırlatayım. Surenin başında Enfal kelimesi kullanıldı. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ Sana enfali soruyorlar. Enfal aslında ganimetin ahlaki boyutuydu. Ganimetin kendisi değildi. O yüzden surenin başında enfali sana soruyorlar. De ki Allah'ın ve Resulünündür. Siz buna bakmayın. Allah'tan sakınmaya bakın. Aranızı düzeltmeye bakın. Allah'a ve Resulüne itaat etmeye bakın. Dedi. Savaşın, ganimetin ahlaki ilkesi anlatılıyordu. Bu surenin başında. Ama burası enfali, burası ganimet. Bildiğimiz savaş suretiyle elde edilen, savaş sonucu elde edilen kimi varlıkların taksimatı nasıl yapılacağına dair. Hukuki boyut yani burası. Öbürü ahlaki boyut, surenin başı. Burası işin hukuki boyutu. Burada mal nasıl taksim ediliyor? Herkesin kendi kafasına göre mi hayır? Beşte bir, genelde çok karmaşık gibi anlaşılan, zannedilen bir şeyi tekrar hatırlatayım. Ganimetin beşte biri burada sayılan kesimlere. Peki beşte dördü? Beşte dördü savaşa katılanlar. Ne budur yani? Beşte dördü, ganimetin beşte dördü savaşa katılan gazilere ya da işte şehitlerin çocuklarına zaten o taksimat yapılıyor. Burada beşte birlik kesim Allah'ın ve Resulünün'dür. Yani nasıl anlayacağız bunu? Hadi Resulünün anladık. O günkü şartlarda. Allah'ın nasıl olacak? Allah'ın mala mı ihtiyacı var? Şimdi Kur'an kendisi açık vermez arkadaşlar. Bazı kavramları doğru anladığınız zaman açık vermediğini görürsünüz. Şimdi Allah'a kastedilen ne idiyse Resul'e kastedilen de olur. Aslında devlettir. Yönetimindir. Mevcut İslami yönetimin hakkıdır. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de devlet başkanı olduğu dönemde de Allah elbette komutan değil, şu değil, bu değil yani. Allah'ın nesini vereceksin ya da ganimetin diyelim ki altın elde edip altın ya Rabbi al sana bir küp altın verdik öyle mi diyeceksiniz? Olmayacak belli. Peki niye Allah'ın Resulü diyor? Allah'a ve Resulüne bugün okuduğumuz zaman gerçeği doğru anlayalım bakın. Allah'ın ve Resulünün dendiği zaman bugün Allah zaten Resul yok. Peki o gün Allah mı vardı savaş meydanında? Mesele o değil yani. Burada özellikle hazinenin, Müslümanların yönetimi, Müslümanları yöneten o mekanizmanın, o organizasyonun adıdır aslında. Müslümanların zaten yönetimini sağlayan Allah ve Resulünün ilkeleri bu anlamda Allah ve Resulünündür demek hazineye ait demektir. Beşte bir. Diğer kesim de yine bu hazinenin ya da işte maliyenin bakmakla yükümlü oldu. Kimsesizlerin, garibanların, miskinlerin, yetimlerin onların da hukukunu sağlayacağı bir miktardır. Beşte birlik dediğimiz miktar. Bir de fey var. Onu da bu vesileyle tekrar hatırlatayım. Fey, Haşr suresinde 7. ayet-i kerimede kullanılan bir kavram. Fey ise savaş sonucu değil. Savaş sonucu değil, savaşılmadan düşmanın bıraktığı mallar. Yani savaş yapmamışsınız, çatışmamışsınız, kan dökülmemiş ama düşmanlar Müslüman ordunun geldiğini görünce bırakmış gitmişler. Bu savaşla elde edilen mal değil, bu adı fey'dir. Bu fey buradan tamamen farklı. Ganimet de beşte dört savaşa katılanlara dağıtılırken fey tamamen hepsi Allah ve Resulünün. Haşr suresinin 7. ayeti bunu bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fey tamamen %100 kısmı Allah ve Resulünündür. Çünkü savaşılmamıştır. Ki o dönemde bu Beni Nadir savaşına katılan, savaş değil aslında, seferine katılan Müslümanlar ganimet elde edince dediler ki bu ganimetleri paylaşın. Ayet bunun üzerine geldi. Hayır, bu savaşmadınız. Ter dökmediniz, at koşmadınız, silah kuşanmadınız, bir şey yapmadınız. Düşman bıraktı gitti diye. Bunlar feydir, ganimet değil. Onun için ganimet ayrı bir şey. Savaş sonucu olmayan mal, fey yani. Savaş sonucu olmayan mal ama ganimet savaş sonucu elde edilen mal. Bunun taksimatı burada yapılmış olur. Burada
Yakınlar, akrabalar yolda kalmışlar. Bu yolda kalmışlar ifadesi genelde yolcu diye çevrilir. Doğrusu yolcu ifadesi biraz anlamı daraltıyor. Yolda kalmış, sokağa terk edilmiş, evinden mahrum bırakılmış bütün kimseleri kuşatır bu kelime. İbnü Sebil. Kullanılan ifade aslında Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman motamot yol oğlu demektir. Yolun oğlu. Bu bir deyim olarak kullanılır. Yol oğlu. İbnü Sebil budur yani. Yolda kalmış, evsiz, baksız bırakılmış. Yani köprü altı çocuklar da dahil olmak üzere yani kimsesi olmayan insanlar da dahil olmak üzere hepsi bu kapsamda değerlendirilir. Yani onlar da bu taksimattan bir pay sahibidirler. Yine bu ayetin devamında dedi ki Allah siz eğer Allah'a iman ediyorsanız böyledir. Kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız. Ne zaman? Yevmel Furkan. Yevmel Furkan. Furkan günü. Furkan Kur'an-ı Kerim'in ismidir. Aynı zamanda Tevrat'ın da ismidir. Kur'an-ı Kerim bu ikisi için de Furkan terimini kullanır. Geçen derste de epeyce durmuştuk üzerinde. Hakla batılı ayırt etme kriteri, ölçüsü anlamında Kur'an ve Tevrat. Fakat burada kitabın adı olarak değil de Yevmul Furkan, Furkan günü. Günün adı Furkan günü. Güne Furkan günü denir. Kur'an'ın ve Tevrat'ın bir ismi güne verilen isme dönüşüyor. Burada özellikle Furkan günü Bedir günü olarak anlaşılır. Bu ayet-i kerime çerçevesinde. Yani çünkü hakla batılın ayırt edildiği gündür. Bedir'den önce ve Bedir'den sonra Hazreti Peygamber özelinde söylüyorum. İslam'ın tarihi Bedir'den önce ve Bedir'den sonra ikiye ayrılır. Bedir kritik bir noktadır. O anlamda Furkan günüdür. Furkan günü indirilen nedir peki? Furkan günü indirilen meleklerdir. Daha önceki derslerde geçmişti bu. Melekler savaşçı olarak indirilmedi. Savaşmadılar da ama Müslümanları bir motive etmek adına, motivasyon adına indirilen meleklerden söz edildi. Dolayısıyla Allah'ın yardımından söz edildi. Bu yönüyle Furkan günü, Bedir günü indirilenler ise melekler. Bunu özellikle vahyin inmeye başladığı gün diye, vahyin inmeye başladığı gün olarak tercüme edenler de yok değil. O da altını çizerek belirteyim. Yani Furkan günü denilen şey vahyin inmeye başladığı Kadir gecesi. O gün yani. İndirilen ise Kur'an'dır. Buna iman ediyorsanız anlamına gelir ama birinci anlam çok daha önemli bir anlam. Hatta şöyle bir anlam da çıkabilir. Bedir Savaşı'nın yaşandığı günle, Bedir'in yaşandığı günle Kur'an'ın indiği gün Ramazan'ın aynı günüdür. Yani iki günde bu Allah Teala'nın planlamasıyla böyle denk gelmiştir. Kur'an'ın indiği günle yani Bedir Savaşı'ndan 15 yıl önce yaklaşık Kur'an'ın inmeye başladığı Ramazan'ın günü ile Bedir'in yaşandığı Ramazan'ın günü aynı gün. Dolayısıyla Yevmul Furkan ikisini de bu anlamda temsil eden bir gün olarak karşımıza çıkabilir. Bu da önemli bir kuraldır. Yani Kur'an'ın inmeye başladığı günle Bedir'in günü aynı nitelemeyle nitelendirilir. Bu da ilginç yani. Evet, ganimetle alakalı bu kural da Allah Teala böyle ifade ettikten sonra savaş ortamı ile ilgili Allah Teala'nın görünmez yardımlarını nasıl tecelli ettiğine dair hemen ayetleri söylüyor Rabbimiz. İz entüm bil udveti dünya. Siz hani yakın vadideydiniz, aşağıdaki vadideydiniz. Bunun bil udveti kusva. Müşrikler de düşmanlarınız da yukarıdaki uzak vadideydi. Varrak bu esfele minkum. Kervan ise yani o zaten savaşın belki çıkmasının nedeni olan kervandı. Kervan da sizin aşağınızda bir yerde beklemekteydi. Hal böyleyken velev tevaattum eğer siz randevulaşsaydınız müşriklerle yani çünkü hadi buluşalım falan zamanda falan yerde diye eğer sözleşseydiniz lehtereftum fil mi'ar bu kadar denk gelmezdi. Bu vaatte cayardınız ya da bu vaat yerine gelmezdi. Sözleşseydiniz bu kadar denk gelmezdi. Velakin fakat liyakdiyallahu emran kâne mef'ûle. Allah bir hüküm ortaya koydu. Bu hükmün yerine gelmesi gerekiyordu. Niye? لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ Çünkü Allah diyordu ki helak olacak olan beyineyle helak olsun. Allah'ın beyinesiyle açık delilleriyle helak olsun. Hayatta kalacak olan da bununla hayatta kalsın. Ne olacaksa olsun yani.
olacak olan tam olsun diye Allah böyle ayarladı. İnnallâhe lesemî'un alîm. Allah işiten de bilendir. Bu ayetin söylediği şey şu arkadaşlar, kısaca ve öz olarak ifade edeyim. Onların bulunduğu bir konum var yukarıda, sizin bulunduğunuz konum aşağıda, kervan öbür tarafta. Eğer siz müşriklerle savaşmak için bir randevu talep etseydiniz ya da bir randevulaşsaydınız, sizin galip gelmenizi sağlayacak böyle bir yapıyı kendiniz yapamazdınız. Allah bunu ayarladı, siz farkında değilsiniz. Yani siz adeta, tırnak içinde söylüyorum, figüransınız. Allah bu planı devreye koydu. Size rağmen siz beceremezdiniz. Size kalsaydı başka yerde olacaktınız. Allah öyle bir noktaya koydu ki müşriklerin beli kırıldı. Müşriklerin hezimeti böylece Allah tarafından sağlanmış oldu. Yani aynı zamanda eğer anlaşma gibi, yani hadi bir yerde buluşalım madem birbirimizin hakkından gelelim diye anlaşsaydınız şayet, sizin sayısal azlığınız, cesaretiniz kırılacaktı belki de. Onların kervanlarının sağ salim kurtulmuş olması da onların savaştan vazgeçilecekti. Öyle ya, kervan kurtuldu, savaş nedeni bitti diyecekler. Öyle değil, öyle de olmadı. Siz de sayınıza bakıp, ya bizde birkaç tane at var, birkaç tane deve var, silah zaten yok, zaten hazırlık size yakalandık deyip vazgeçecektiniz. Oysa Allah bunu istemiyor. Allah istiyordu ki küfrün beli kırılsın, ölen tam ölsün, yaşayan da tam yaşasın. Her şey net olsun anlamında böyle bir şeyi karşı karşıya getirdi. Allah planladı yani. Burada özellikle mücadelenin, buradaki çatışmanın ya da savaşmanın, mücadelenin sadece insanlar arasında değil, sadece Müslümanlar ve kafirler arasında olmadığını anlatan bir cümledir bu. Yani mücadele sadece iki insan grubu arası yapılan bir mücadele değil arkadaşlar. Ya tam anlamıyla İslam ve küfür arasında. Tarafın birisi Allah, tarafın diğeri de şirktir, küfürdür. Allah bu işi kendisi üstlenmiş durumda. Onun için görünürde Müslümanlar ya da kafirler savaşıyor. Ama aslında İslam ve küfür savaşıyor. Bu da işin önemli bir noktası. 43 ve 44. ayetlerde bu hususun nasıl gerçekleştiğine dair çok ilginç. Yani Allah'ın nasıl tarihe müdahale ettiğini, insanın hayatını nasıl tamamen değiştirdiğini anlatan iki ayet. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا Bu zafer nasıl elde edildi? Müşrikler nasıl oluyor da bu kadar sayısal anlamda, güç anlamda çok olmasına rağmen nasıl da böyle yenilip gittiler, ezildiler? Çünkü Allah size onları az gösterdi. İlginç bir şey. Nasıl az gösterdi? Allah insanların gözlerinin neyi göreceğini ya da nasıl göreceğini bile belirliyor. Bakın bu ayet-i kerime çok net. Allah size onları az gösterdi. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ Peki çok gösterseydi ne olurdu? Eğer onları size çok gösterseydi dağılırdınız. Çekişmeye düşerdiniz. Ya gücümüz yetmez çekilelim derdiniz. Savaş olmadan biter. Oysa Allah savaşın olmasını istiyor. Allah sonucunu bildiği bir savaşın olmasını istiyor. Bu savaşın sonucu belli, evet. Ama bununla izzet bulması gereken siz olsun. Siz olun demek istiyor. Size onları çok göstermedi, vazgeçmesiniz diye. Az gösterdi ki cesaretlenesin. Bu bir avuç insan diye gösterdi size. Böylece ne yaptı Allah Teala? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ Sizi selamete erdirdi. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Çünkü Allah insanların sinelerinde olan, içlerinde olanı bilir. Dördüncü ayette bunun devamı. وَاِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي عَيُونِكُمْ قَلِيلًا Onları gördüğünüz zaman Allah size onları gözlerinizde az gösterdi çarpışırken. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي عَيُونِهِمْ Aynı şekilde sizi de onların gözünde az gösterdi. Şimdi tersi olsa, yani bunun ancak Allah'ın yapabileceği bir iş olarak görebilir. Başka türlü olmaz çünkü. Sizi onlara çok göstermedi, az gösterdi. Onlar da sizi az görecekler ki, bunlar da bir avuç, biz de bunları haklayalım diye cesaretlensinler, kaçmasınlar. Onlar da size az gösterildi ki ya bunlar da bir avuç, zaten biz bunları hemen bitiririz, hallederiz diyesiniz diye, kaçmayasınız diye. Her iki kesimi birbirine farklı bir şekilde gösteren Allah'tır. لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا Niye bunu yapıyor Allah Teala? Gerçekleşecek olan iş gerçekleşsin diye. Allah'ın
bir hedefi var. Küfürün belini kırılması gerekiyor. Müslümanların az olmasına rağmen, teçhizatsız olmasına rağmen galip gelecekleri, zafer kazanacakları bir süreç istiyor Allah Teala. Bu ilallahi turca'ul umur, bütün işlerde Allah'a dönecektir. Allah bunu istiyor. Bu rüyada görmeyle alakalı değil, onu da hatırlatayım. Bu burada geçen bir ifadeden hareketle Hazreti Peygamber rüyada görmüştü onları az şeklinde değil. Aslında rüyanın ötesinde Hazreti Peygamber bizzat yani gözlerle müşahede ederek ve Müslümanlar gözlerle bunu müşahede ettiler. Sadece rüya aleminde görülen bir şey değil. Yani rüyayı önemsemediğim anlamda değil. Fakat menam kelimesi burada sadece rüyada göstermek anlamında değil. Yani gözlerine bunu gösterdi anlamında da kullanıyor. Hasan Basri Tekin onu söylüyor. Allah'ın bu göstermesi uyanıklık halinde olmuştur. Menam kelimesinden maksat uykunun meydana geldiği yer olan gözdür. Yani gözüne az gösterdi demektir. Rüyada değil. Çünkü bazıları bunu rüya aleminde bir şey olarak değerlendirmezse hayır. Kelime buna görmüş olarak da söyleyemezler. Nasıl? Daha yani çıkmadan önce rüya görmüş olarak söyleyemezler de var zaten. Bu kelimeden hareketle söyleniyor. Doğru mu? Bu kelimeden hareketle söylüyor. Fakat menam kelimesi rüya kelimesi değil. Yani rüya kelimesinden daha geniş. Bulundukları yerleri de eğer rüyada bir sana gösterseydi yorumlayan tefsirler de var. Yani sen orayı seçerdin, üst tarafı seçerdin, altta yenileceklerdi gibi tefsir eden tefsirler de var. Doğrudur. İşte bu şeyden hareketle söyleniyor. Oysa kelime rüya kelimesinin çok daha geniş. Menam kelimesi isim mekan. İsim mekan yani rüyanın görüldüğü, adeta bir şeyin görüldüğü mekan. O da gözdür yani gözüne göstermektir. Rüya alemi neticede rüya ile amel edilmez. Bu böyle peygamber rüyası gerçek farklıdır diyebilirsin ama neticede bu rüya aleminden ziyade gerçek alemde. Çünkü siz onlarla karşılaştığınız zaman da aynı az görülme, az gösterme olayı devam ediyor. Dolayısıyla işin mahiyeti neyse. Yani rüyanın olmuş olması işi küçümsemiyor. Küçümsememize neden olmuyor. Fakat bu şekilde de anlaşılması daha doğru diye bir tercih ortaya koymaya çalıştım sadece. Rüya da olabilir ama neticede bu ayetlerin verdiği mesaj şu arkadaşlar. Allah adına hareket edildiği zaman sizin sahip olmadığınız imkanlar Allah tarafından farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Hesapta olmayan bir yapıdır bu. Yani bir insanın gözüne hükmetmek, bir insanın kalbine hükmetmek ancak Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Nitekim Beni Nadir savaşından söz eden Haşr suresinde de Müslümanlara Allah Teala diyor ki siz onların kalelerini terk edeceğini zannetmiyordunuz. Onlar da kalelerini kendilerini koruyacağını zannediyor. İki tane yanlış zan. Sonuç fiyasko. Yani Müslümanların lehine tabii ki. Kafirlerin aleyhine. Ve Allah Teala onlara hesap etmedik yerden geldi ve de kalplerine korku saldı. Ya bir insanın kalbine korku salmak teknoloji olmaz. Lazerle falan olmaz. Şunda bunda olmaz. Allah ancak birinin kalbine korku saldığı zaman elinde son model, son teknoloji silah da olsa tetiğe basacak olan neticede o kalbin sahibi olan insandır. Allah o insanı devre dışı bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada da aynı yapı. Allah akla hale gelmedik yöntemlerle bunu gerçekleştirir. Bu sadece tarihin bir dönemiyle sınırlı, alakalı bir konu değil tabii. Bu kıyamete kadar gelecek olan Müslümanların dikkate almaları gereken bir konu. Allah Teala müdahale eder. Sizin elinizdeki silahların yapmadığını, gücünüzün yapamadığını Allah müdahale ederek, hayata karışarak yapar. Nitekim de yapmıştır. Yeter ki Müslümanlar kendilerine düşeni yapsınlar. Nitekim buradaki Müslümanlar da silahımız az diye çekinmediler. Sayımız az diye çekinmediler. Ve bunlar savaşın ortamına kadar geldiler. Neticede ölürsek zaten şehit olacağız. Kalırsak da zaten Allah'ın dinini hayata geçirmiş olacağız. İki tane güzellikten birisi neticede. Mağlubiyet yok yani. Bu düşünceyle geldikleri için Allah Teala önlerine böyle imkanlar çıkarmış oldu. Onun için Allah savaşın seyrini değiştirecek, aklımıza hayalimize gelmeyecek yöntemler bulur, icat eder. Fil vakası da böyleydi, Bedir'de böyleydi, Uhud'da da böyleydi. Uhud'da da aynı şeyi yapıyor. Ve uyuyordu savaş ortamda uyunur mu? Savaş ortamda uyku gelir mi? Allah için her böyle bir şey olabilir mi? Karşı tarafta savaşıyorsun ve uykunuz geliyor. Niye böyle? Çünkü o kadar rahatsınız. Bir insan ancak kendinden eminse, tehlike yoksa, tehlikenin olmadığına kanaat getirilmişse zaten uykusu gelir. Böyle bir yapı yani. Öyle uydunuz diyor. Aynı şey Hendek'te de yaşandı. Şartların bittiği, peygamberin bile, ashabın bile
namazı kılamadığı dönemlerin yaşandığı ortamlarda ama Allah öyle bir sonuç getirdi ki kazılan hendeğe de değmiş oldu. Hendek evet bir nevi işe yaradı ama meğer sonuç böyleymiş. Sonuca baktığınız zaman ya keşke hendek kazma zahmetine girmeseydik, öyle değil. Hendek kazmalıydı ki 29. günde fırtına gelsin. Bu anlamda Müslümanlar kendilerine düşeni yapar ama yaptıkları şeyler sonuca gidecek şeyler olmayabilir. Sonuca götüren Allah'tır. Az gösterir, çok gösterir. Kalbi elde eder, kalbi sıfırlar, tamamen bitirir. Rabbimizin imkanları bu anlamda çok. Bu ayetler bize bunu kıyamete kadar da geçerli olduğunu hatırlatan ayetler. Subhanekallahü ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'a emanet olun.